Evet, Hacı Baran Çiftliği kanalından hepinize merhaba. Çermi'ye hoş geldiniz. Sizlere birkaç bölüm boyunca Çermi'yi tanıtmak istiyorum. Çermi'nin tarihi, turistik, kültürel ve doğal güzelliklerini size aktarmak istiyorum. Öncelikle turumuza müze ile başladık. Müzeden sonra Sinek Çayı, Gelincik Dağı, Aburman Köprüsü, Yaban Ardı Şelalesi, Şeyhan Dede Şelalesi ve meşhur Kaplıca bölgesini de inşallah sizlere tanıtmak istiyorum. Çermi'ye ya Siverek üzerinden gelirsiniz, Siverek'ten kuzeye doğru çıkarsınız ya da Ergani'den batı istikametinde gelirsiniz. Çermik yol üstü olmadığı için biraz az gelişmiş. Yani şehirlerin iyi gelişim sağlayabilmesi için yol çok önemli. Eğer trafik noktası, trafiğin kavşak noktasında ise bir yerleşim yeri, orası çok hızlı bir şekilde kalkınıyor. Çermik kavşak noktası olmadığı için kalkınması biraz zayıf kalmış. Çermik'ten sadece Çüngüş'e gidebilirsiniz. Çüngüş'ten sonrası yok. Geçiş yok diğer yerlere. Ergani'ye gidebilirsiniz veya Siverek'e gidebilirsiniz. Çermik doğal, tarihi, kültürel güzellikleri ile ünlüdür. Ama tanıtım olarak eksik kaldığını düşünüyorum. Ben burada sadece kendi çapımda sizlere nereleri tanıtabilirim, nasıl tanıtabilirim, bir şeyler yapmaya gayret edeceğim. Şimdi aşağı doğru, şehre doğru inelim. Bundan sonraki rotamız bizi nereye götürüyor? Ona bakalım. Evet, Çermik'ten Çüngüş'e doğru devam ettik. Çermik'in hemen çıkışında Çöplük adı verilen mevkideyiz şu anda. Üzerinde bulunduğumuz yer eskiden çöplüktü. Yani bildiğiniz şehir çöplüğü. Sonrasında üzerine dolgu yapıldı. Burası park haline dönüştürüldü. Gayet de güzel oldu. Yani bu daha yapılalı birkaç yıllık bir mesele. O yüzden ağaçlar henüz yeni yeni gelişiyorlar. Gayet de güzel bir görüntü var şu anda. Sadece şehrin merkezinden biraz uzak. Aslında çok da uzak değil, yani çok fazla, en fazla 2-3 kilometre. Biraz safa olunca çok fazla gelen giden olmuyor. Yazın çok sıcaklarda ancak akşam vakitlerinde kalabalık yoğunlaşıyor. Şöyle karşıda ekranımıza takılan yer Gelincik Dağı. Bu Gelincik Dağı için ayrı bir bölüm yapacağız. Şimdilik sadece size bir ön gösterim
halinde gösteriyorum. Daha sonra Gelincik Dağı'nın efsanesi var. Bir tane efsane hikayesi var. Gelincik Dağı'nı gezerken size onu da anlatacağım. Gelincik Dağı'nda yürüyüş yolu yapıldı. Geçen sene burada yürüyüş organizasyonu yapıldı. Doğa yürüyüşü. Ve bu artık zannedersem her yıl geleneksel hale getirilecek. Aynı zamanda Sinek Çayı'nda rafting düzenlenmeye başladı. O da geleneksel hale getirilecek. Sinek Çayı'nı da size göstereceğim. Şu andaki zaten hedefimiz Sinek Çayı. Karşıda görünen köy de Sinek Köyü. Sinek Köyü'nün muhtarını aradım. Müsaitsen Sinek Çayı'nın gözüne gidelim. Bize Sinek Çayı'nın gelmişi geçmişi hakkında bilgi ver. Sizin Sinek Köyü'nün ismi niye Sinek olmuş? Bana bunların bilgisini verebilir misin babında aradım. Kendisi bugün programın çok yoğun olduğunu, öğle vaktinde hemşerimiz gelecek. İşte onunla meşgul olacağız. Onun dışında ayrıyeten bir düğünümüz var dedi. Hemşerimiz gelecek derken size şöyle açıklayayım. Hemşerileri yani onların kendi köylüleri. Kim derseniz ismini söylemeyeceğim. Eğer kendisiyle görüşebilme, tanışabilme, kendisini çekebilme fırsatım olursa siz bizzat kendiniz göreceksiniz videonun içerisinde. Eğer video çekme fırsatımız olamazsa, bu türden bir fırsatı yakalayamazsak videomuzun sonunda o kişinin kim olduğunu size söyleyeceğim. Karşımızda Sinek Köyü. Asıl köyün merkezi orası. Ama şöyle bir durum var. Bildiğiniz gibi yol medeniyettir. İnsanlar hep aşağıdaki karayolun kenarına evlerini yapmışlar ve aşağıda bir yeni bir mezra oluşmuş. Orası köprübaşı olarak geçiyor. Sinek Köyü'nün merkezinden daha çok artık binalar oluşmuş. İsminin nasıl, nereden Sinek olduğu hususunda herhangi bir fikrim yok. Bu hususta eğer bir bilgi edinebilirsem size aktaracağım. Evet, sağdaki yol Çüngüş'e devam ediyor. Sol taraf ise Sinek Çayı, Gelincik Dağı ve Sinek Köyü'ne gidiyor. Bizim hedefimiz Sinek Çayı ama biz sağ taraftaki yolu takip ederekten ayrı bir yerden gideceğiz. Onu da size göstereceğim.
yaşım 51'e giriyorum. Bu su oldu biteri buradan sürekli çeşmesi buradan akıyor. Yani çıkış yerin burası. Çıkış yeri burası, başka yok. Ha, bunun arka tarafa gerisi hayır, yok. Hayır, şey yok. Burası. Gene su buradan geliyor. Ne? Başka asıl bir. Asıl nereden çıkıyor? Asıl buradan, buradan dibden, o kayanın dibinden geliyor. Ya buradan bir yerden akıyor. Buradan direkt ben oraya devlet hani borular koymuş, depo mapo yapmış, hepsi buradan giriyor. Bunun akan suyu burasıdır. Bir su da geliyor baharın, sonbahara doğru. Evet. Yani yağmurda o böyle Çingüs tarafından suyu var. Yani, kuru çay biz diyoruz ya. Evet. O öyle kuru çaydan ile geliyor. Böyle bunun üzerine gidiyor. Bu direkt hepsi de Fırat'a gidiyor. Bu dereden mi geliyor? Evet, o dereden burada kaynaklanıyor. Buradan. Dereden o zaman buraya birleşiyor. Burası komple çay oluyor o zaman. Burası komple çay oluyor. Çünkü orası dar olduğu için evet. Su buradan dağılıyor. Buradan giriyor, direkt aşağı Fırat'a gidiyor. Evet. O su böyle 11. ay, 12. ay yağmur yağar, kar yağdığı zaman, her şey yağar, afetler olduğu zaman o su buradan geliyor. Direktmen buradan geliyor. Bu çay direktmen buradan ikisi birleşiyor. Ondan sonra buradan Fırat'a gidiyor. Fırat'a gidiyor. Şu arka taraf depo mu? Arka taraf depodur. Burası da beton yapmışlar. Yani hani pislik mi? Depo var mı? Depo vardır ama derindir, kilitlidir orası. Ha, yani şey, hani çocuk moçuk girer içine misler de boğulur diye. Hı. Kapatmışlar. Evet. Eskide de bak o yol var ya benim. Orada hayvanlar geliyordu, bu duvar yoktu. Önceden geliyordu, burada hayvanlar sumu içinde tekrar dağa götürürlerdi. Şuradan yukarı çıkıyor. Evet, bak orada bak yeri belirli, hayvan yeri belirli. Oradan geliyordu, burada bu duvar yoktu. Ona geliyor, burada hayvanlar içiyordu, çocuklar geliyor, çay yani yemek yiyordu, kahvaltını yapıyordu, evleni. 2-3-4 saat hayvanlar dinlemeye gitti zaman, bir havalar serindiği zaman, saat 2.30-3 olduğu zaman da hayvanları tekrar yola çıkarıyorlar oturmaya. Şimdi bu su kışın boru dolusu mu akıyor? Nasıl akıyor? Bazen akıyor, yolu da akıyor. Borunun dolusu. Tabii. Dolduruyor yani. Tabii, boruyu. Dolduruyor. Şimdi yaz, kış bu su akıyor. Tabii, sürekli. Şimdi Çermik'in içme suyu da buradan gidiyor diye. Buradan gidiyor hocam. Bak oradan şey yapmışlar, boruları böyle taşınıyor. Buradan nereden götürmüşler bilmiyorum. Tam farkında değilim. Ya yukarıdan götürmüşler. Oradan böyle depo yapmışlar, tek orada Çermik'e gidiyor. Yani buradan değil yani. Buradan da gidiyor. Bu su buradan gidiyor hocam. Ama buradan nasıl götürüyorlar? Buradan değil. Burada bu su akıyor ya, orada bir şey var. Aşağıda pompalama istasyonu tabii, var. Tabii var. Orada var. Oraya bağlamışlar. Onlar Çermik suyunu oradan geçiyor. Şimdi gidersen tarif ederim oradan. Ha, normal akarsuyu mu oradan aktarıyorlar? Ha, bunu suyunu o Çermik suyuna vermişler. Çermik'e vermişler. Bizim köylüye, bizim köy Sinek köyüne vermişler. Yani yukarı köy ya. Şimdi anlamadığım şey. Bak hocam. Su şimdi buradan akıyor ya. Evet. Su buradan akıyor, dereden bu şekilde gidiyor. Tabii. Evet. Orada işleyip şehire mi veriyorlar? Yoksa buraya... Bu su Çermik'e de gidiyor. Tamam. Bizim buradaki bahçelerimizde de faydalanıyoruz. Tamam. Bizim köyün içine de orada da hani faydalanıyoruz. Hem yukarı köy, iki tane Çinek köyü var. Çinek köyü eski yukarıdadır. Tamam. Eski yerimiz orası, doğumuz yerimiz orası. Yani içme suyu da bu açık kanaldan mı gidiyor aşağıya? Evet, buradan gidiyor. En temiz doğal suyumuz budur. Temiz dedim de yani temiz akmasına temiz akıyor. Tabii. Bunda herhalde için bile bu bak, kadar pislik dese içine girmez. Akmasına temiz akıyor da. Ha. Yolda kirleniyor. Bak şimdi en basit örneği şurada. Evet. Az önce çektim. Az önce gösterdim. Ha. Yemişler, içmişler. Bak hocam görüyorsun, söylemeye gerek yok. Her şeyi yani ortada. Söylüyor da yani biz söylüyoruz da adamlar laf yani ne tabii ya laf anlamıyorlar. Tamam evet, sıcaktır, insan bulanıyor, sıcak oluyor ama biraz da bu Allah'ın bir verdiği nimettir yani. Bunu yardım burada iğne aslan yer yok. Ha bak görüyorsun, bak hep şişe, pislik var görüyorsun hocam. Yani böyle adalet midir yani? Evet, yardım iğne aslan yer kalmıyor, yer bulunmuyor ama gördüğünüz gibi. Evet hocam, bak görüyorsun, şimdi buraya ne yapar? Yani evet diyorlar, millet devlet kızıyor. Yani bu su bir nimettir yani, bu hale bak ya. Senin miden, insanın mirası bulanma yine bu suyu elimizde içiyorduk ya hocam ya. İnsan utanıyor ya. Bir misafir yabancı da geliyor buraya, hani misafire götürürüz. İnsan utanmaya buraya getirmeye ya. Yani eğerse yani biz söylüyoruz ama iyilikle söylüyoruz. Yok, kötülükle söylüyorsun ama olmuyor. Yani bunlar burada bile kanunla yani bile olmaz. Biz olmazını istemiyoruz ha. Bak oraya. Ha bak bu suya ya, yazık bu suya ya, bak o pislik bak Allah aşkına kocam o dağın önüne vurup bir zahmet ver. Evet. Bak görüyorsun değil mi ha, o dağın önüne vurup. Yani söyle bu nedir yani?
kavay yapsak dezekler kavay yapıyor. Dün bizim bahçeleri de böyle yapmışlar. Hocam hani gidiyor bizim bahçeleri içini gör. Sen böyle var ya içini ısınıyor ha. O kadar üzülüyorsun sana. Bu nedir ya? Önce de sen çayın içine giremiyorsun. Hep cam doluyor. Cam pislik doluyor. Başka bir şey yok ya. Ha bu su iyi su ya insan kıymaya bakar ya. Aynen bak çok tertemiz. Görüyoruz. Pırıl gözüküyor. Hocam yok. Gel. Bahar zamanı bir rafting yapmışlardı. Sen gördün mü onu? Onu ben görmedim hocam. Özel onların araçları var. Bu üzerine işte 6 kişi, 8 kişi, 10 kişi binip. Her neyse. Küreklerle bu akan suyun içerisinde. Evet. Aşağı doğru gidiyorlar. Evet. Bu memleketi tanıtmak için yapılan bir şeydi, etkinlikti. Evet. Hem Gelincik Dağı yürüyüşü hem rafting. Evet, evet. Geçen sene yapıldı ya. Evet, doğrudur. Bu reklamı yaptılar, doğrudur. Ha, bundan sonra devam edecek bu. Evet. Seneye de olacak. Evet, başımda gözümün üstünde. Sonraki sefer de olacak. Ama biz çevreyi böyle kirletmeye devam edersek. 51 yaşına giriyorum. Bu suyu ben elimde böyle içiyorum. Affedersin, pislikten başka bir şey. Yani bu sen su insanı yazık ki bakmaya da içmeyi boş veriyor. Şimdi bunun vadinin arkası devam ediyor mu ileriye doğru? Buranın devamı var mı? İleri nereye kadar gidiyor bu? Bu ileri tek şey dese ki tek o biz hani yeni köye yakın gidiyor abi uzaktır yani ha. Evet. Şu bayağı bir uzaktır. Çeşmemiz var da biz eyni yani zaten biz eyni çınar ağacı yok mu? Evet. Çınar ağacı çeşmesi diyoruz. Zaten biz eyni çınarları diyoruz. Evet. Türkçe'de de yani çınar ağacı çeşmesi. Öyle söyleyeyim mi anlatıyorsun? Evet. Öyledir. Herkes suyun başına geliyor. Suyun olmadığı yere kimse gitmez ki. Ya bahçelerimiz içine geliyorlar, biberimizi topluyorlar, patlıcanımızı topluyorlar, yemeğimizi topluyorlar. Sebze, ya vardı. Ya topluyorlar. Sebzelerinizi de mi alıyorlar? Her şeyi alıyorlar abi ya. Her şeyi alıyorlar ya. Her şeyi alıyorlar abi ya. Bu nedir ya? Yani insanın söylemesi ayıptır ya. Biz insan kendimiz ailelerine beraber biz bahçeye gelemiyoruz ya. Vallahi gelemiyoruz ya. Evet, kanyon buradan yukarıya doğru devam ediyor. Evet hocam. Bu 2-3 kilometre daha gidiyor. Çok uzak, çok bayağı uzaktır. Ondan sonra biz çıkamayız. Yolu tek o kayanın önünden gidiyor. Yol olsaydı giderdik. Yok hocam, çok uzak, çok hocam. Yani gidebilmenin imkanı yok. Gideriz ama tek yer o kayanın önünde, tek oraya biz gidemeyiz. Hocam, hayvan zor gidiyor ya. Evet. Depo yapılmış buradan. Evet. Bu su bizim köye gidiyor, Sine'ye gidiyor. Çermiye de gidiyor. Ya o suyun kaynağından buraya aktarma yapmışlar o zaman. Oradan o çeşme yukarıda geldi ya, orada ana suyu oradandır. Oradan aktarma yapmış, üzerine bağlamışlar boruları. Evet. Orada da Çermiye'ye de gidiyor, ondan sonra şeye de gidiyor, Sine'ye de gidiyor. Köprü sanki tarihi bir köprüye benziyor. Evet. Şimdi köprünün hem üst tarafında hem alt tarafında iki tesis var değil mi? Evet. Başka yok. Evet yok. Sadece o bir tanesi kapatmışlar şimdi. Yolu kaldırmışlar şu anda. Ha, demek zaman bitmiş. Yani hani kimse sezon gelmedi. Sezon kapandığı için evet, onlar da kapatmışlar. Evet tabii. Burası çalışmaya devam ediyor. Şu evet. Anda suyun etrafında. Evet bunlar da bak şeyleri kaldırmışlar yani. Burada yazlık bir şeyler mi şeyler atıyorlar. Bu çayın içine evet. Bazen oturuyorlar. Şimdi bunu da kaldırmışlar. Daha sezon bittiği için. Evet, manzara çok güzel ama biz evet. Manzarayı kirletiyoruz. Bak şu alana kendi elimizle. Şimdi benim yazdan buralara gelip çekmek niyetim vardı. Evet. Ama abi. Çok sıcaktı, çok da kalabalıktı. Evet abi. O yüzden dedim ki millet şöyle bir çekilsin, el ayak çekilsin böyle. Ortalık sakinleşsin. Tabii gelip tabii. Gelip böyle tabii, kafamıza abi. Göre minimum uzun olan, uzun çekeriz. Olan ki hani böyle rahat böyle. Rahat bak çektik. Evet. Evet şu alttaki tesise de bir bakalım. Daha çay var ya. Daha da belli değil. Aşağıya gitmeye gerek yok. Buranın gidişi yok mu aşağıya? Geç. Kaldırmışlar yolları. Kaldırmışlar. Yolları kaldırmışlar. Ha şuraya kadar. Peki abi. Çünkü biz geliyorduk buralardan yürüyorduk. Karşılara bir yerlere geçiyorduk. Evet abi. Buradan karşıya mı geçiliyordu? Ne oluyordu? Abi buradan yol bırakmışlardı. Burada şeyler işte. Bak ona ağaçları kaldırmışlar. Ha ahşap yol yapmışlardı. Ya. Şimdi ya. Şelaleyi görmek istesek göremeyeceğiz. Yok. Ya gideriz ama gerek bir de ayakkabı çıkarmana gerek yok ha. Size şimdi bir cami tuvaleti göstereceğim.
Evet, burası erkekler tuvaleti ve abdesthanesi. Gördünüz mü? Ayakkabınızı çıkarıyorsunuz buraya. Ayağınızla basıyorsunuz. Evet. Evinizin rahatlığında burada tuvalet ihtiyacı giderip abdest alabilirsiniz. Cami yol üstünde olduğu için yani yoldan gelip geçenlere de aynı şekilde aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Biz de şimdi tuvalet ihtiyacımızı gidereceğiz, abdestimizi alacağız ve buradaki camide namazımızı kılacağız. Cami bahçesinde tenis masası. Bekleyen misafir için hazırlıklar yapılıyor. Evet, Sinek Köyü muhtarıyla birlikteyiz. Şimdi bize Sinek Köyü isminin nereden geldiğini söyleyecek. Abi benim asas Sinek Köyü'nün ismi Sinek Köyü'ymüş. Yani sine demek gögüs demek. Evet. Zazaca yamaçla demek. Birileri ne etmişse köyü karıştırmış yani Sinek'im. Zaten bunun için de bir çalışıyorum. O köyü sildirmem için validen de ondan sonra bir onay alacağım. Çok kaldıracağız.
Çünkü burada bizim bir Hacı Osman var, 90 yaşında dedi, benim babam bir mori var dedi. O zaman 50'lerde, 54'lerde muhtarıymış. Sineydi dedi. Evet. Bu şey kim yaptıysa birisi yani karıştırdı, bir tuttu, ondan sonra haşaret ismi şimdi. Evet, görelim. sonundaki K harfi. K harfi yoktur. Mideyi yani bulandırıyor. Yani birileri nüfusta ne yaptıysa, evet, fantazılığından oynadı onunla. İşte. O K'yi koydu. Oldu haşaret ismi. Yani Sine demek Yamaç'taki köy demektir. Gögüs demektir. Sazaca. Evet. Asas ismi 50'lerde, 40'larda Sine'ymiş. Sine şimdi Sinek köyü deyince normal yabancı birisinin aklına acaba diye bu köy sinekli bir köy müdür? Bir sinekli bir haşerat mıdır? Halbuki değildir. Yani mamurlardan biri kıcık mı aldı, biri tam ifade edemedi. Öyle bu 60'lardan sonra onu koydular, öyle kimse de karışmadı. Mesele budur yani. İyi olur inşallah. Yani i̇nşallah Sine... Bu bir sene içinde çalışacağım yani. Validen de onay alma bekliyorum. Yani Sine güzel bir isim. Evet. Yani zaten yani, eski köy. Ya, dağın, eski köy yani yeme, dağın eteğinde evet, olduğu dağın için, göğsüne kurulmuş köy gibi. Ondan sonra Sine evet derler. Hmm. Asıl köy merkezi şu anda karşımızda. Değerli dostlar, önemli bir program için birlikteyiz. Programımızın içeriği sürpriz. O yüzden bizi izlemeye devam edelim. Ali!